Herkese selamlar dostlar. Yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte sallamasyon ordularımızla saldırılar yapacağız. İlk ordumuzda gördüğünüz üzere golem, atıcı, madenci olacak. İkinci ordumuzda ise ekstradan cadıyı kullanacağız arkadaşlar. 5 tane cadı ürettim ikinci saldırımızda. Ve bonus olarak da üçüncü saldırımızda sadece hava birimlerini kullanacağız. Bakalım nasıl bir sonuçla karşı karşıya geleceğiz. Büyülerimiz de aynı olacak. Klan kalemizde de ekstradan bir golem olacak arkadaşlar. Hadi dilerseniz ilk saldırımızı yapalım. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Güzel bir like patlaması bekliyorum sizlerden. Bu bölümde maalesef Barbar Kralımız da olmayacak. Barbar Kralı 26. seviyeye kadar bastım. Bittikten sonra 27'ye basacağım. Aralıksız basıyorum zaten Barbar Kral'da. Hadi lafı daha fazla uzatmadan saldırılarımızı yapalım. Evet sevgili dostlar, şu an karşımda çok güzel bir köy var. Nereden saldırsam acaba? Bu arada taktik hava uçağı yok bu köyümüzün arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buçuklu bir köy. Hemen şu an depremlerimizden şu köşeden girmeyi yardıracağım. Şuradan hemen depremlerimizi atalım güzelce. Şimdi burada öncelikle golemleri bir önden yollayalım. Etrafta büyücülerle temizleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle acaba madencileri mi bıraksam yoksa atıcıları mı bıraksam? Ama önce bir etrafı temizleyelim. Şuradaki kraliçe bayağı sıkıntı yaratacak. Şimdi buradan atıcıları da bıraksak içeriye doğru girerseler efsane olacak arkadaşlar. Şimdi burayı da bir temizleyelim arkadaşlar madencilerle. İçeriye madencilerimizi yollayalım. Güzel 10 numara, biz neden duvar yıkıcılarımızı kullanmadık? Şimdi ölüyorlar askerlerimizin çoğu. Buraya hemen bir dondurma büyüsü, bir öfke büyüsü. Hemen ileride büyü koruyucumuzun özelliğinde basacağız arkadaşlar. Bastık gerçi. Şimdi hemen buradan öfke büyümüzü tekrardan ileride kullanacağım. Şu an gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. Tekrardan bir öfke büyüsü hemen 10 numara gidiyor. Süper oldu ya, gayet iyi saldırdık arkadaşlar bu orduyla. İlk defa kullanıyorum bu orduyu arkadaşlar. Normalde de atıcı saldırısı yapmıyorum veya madenci saldırısı yapmayan biriyim ben. Gayet iyi saldırdığımı da düşünüyorum. Hatta köyü üçleyecek miyiz? Tüm ganimeti aldık, gerçi sıfırlandı her şey. Üçler miyiz sanmıyorum ya, golemlerimiz öldüğü için sanmıyorum üçleyeceğimizi arkadaşlar. Kraliçemiz ölüyorken hemen de bastım. Acaba öldürecek mi? Öldürmedi, gayet güzel. Milimlik canı kaldı arkadaşlar. Tokatlık canı kaldı kraliçemizin. Hemen bir sonraki saldırımızda yapalım arkadaşlar. Hemen köyümüze geri dönüş yapalım. Ne kadar ganimet aldık? 500 bin iksir aldık. Süper. 7 milyon oldu. Büyük koruyucu da basabiliriz gerçi. Şu an bir inşaatçım boştaydı sanırsam. Hemen buradan bonusumuz da geldi. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Hemen buradan bonusumuzu da toparlayalım. 7.4 milyon iksirimiz oldu arkadaşlar. Basabiliyoruz gerçi. Ama bu saldırıdan sonra, daha doğrusu klan savaşlarımı yaptıktan sonra basacağım. Hadi dilerseniz buradan ikinci saldırımızı yapalım. Hemen buradan golem isteğimizi, bir golem, bir deprem atmaları yeterlidir arkadaşlar. Bir de buradan neler atsak bize, ordumuza değişiklik yapsak diyorum. Güzel olur mu acaba? Bence gayet güzel bir orduya benziyor. Hiç değiştirmeye gerek yok. Hemen buradan şeylerimizi hızlandıralım. 5 taşa herolarımızı da hızlandıralım. Gayet güzel. Burada Barbar Kral anca yatsa Barbar Kral'da. Hadi dilerseniz buradan diğer saldırımızı yapıp gelelim. Evet sevgili dostlar, klan kalemizi de hazırladık. Şimdi buradan birlikler kısmından 3. saldırımız için bir ordu basalım. Ben hemen ilk önce bir golem basmak istiyorum. Ardından 2 tane 3 tane hatta cadı basacağım. Arkasından arkadaşlar balon basmayı düşünüyorum. Balon saldırısı da yapsak güzel olur bizim için. Ondan sonra büyücülerimizi üretsek efsane olacak. Duvar yıkıcı olmazsa olmazlarımızdan. Başka ne var burada basabileceğimiz askerlerden? Şifacı bassak güzel olur aslında. 4 tane yeterlidir arkadaşlar. Başka basabileceğimiz bir şey kaldı mı? 3 tane şifacı bence yetmeyebilir. Ben 4 tane yapayım yine de, ne olur ne olmaz. Bakalım burada başka kaldı mı? Basabileceğimiz askerlerden bir tane cadı bassak güzel olur. Ondan sonra büyücü sayımız sanki biraz az gibime geldi. Büyücü sayımızı da artıralım arkadaşlar. 3 tane daha basabiliyoruz gerçi. Aynen 3 tane daha bastık. Şunu buraya alsam efsane olacak. Son olarak da bir tane duvar yıkıcı bastıktan sonra arkadaşlar pek bir şey kalmadı. Bu orduyla saldırı yapacağız. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Bu orduyla sanki biraz fail olacağız. Çünkü hava saldırısı var. Sanki biraz da balonlarımızın sayısı düşük geldi bana arkadaşlar. Bir balon artırabiliriz. 13 tane oldu. Bir balon daha artıralım. 14 tane balon bence idealdir. Hadi dilerseniz bir köy bulup geleyim ben. Evet sevgili dostlar, burada çok güzel ganimeti olan bir köyümüz var. Direkt buna saldıracağız. Şimdi nereden saldırsak, nereden saldırsak? Burada tekli cehennemler var. İkisi yan yana. Bence bir dondurma büyüsüyle onları pert edebiliriz arkadaşlar. Ama üstten de depolarımız çok yakın. Şimdi ben en iyisi alttan saldırmak olacak. Şu an çok güzel bir deprem büyüsünü atarsak efsane olacak. Şimdi deprem büyülerimizi yolladık arkadaşlar. Hemen güzel yolumuzu açalım. Açıldı mı bakayım, şuradaki köşedeki duvar da açılmış, gayet güzel. Şimdi buradan hemen golemlerimizi bırakalım. Hemen buradan duvar yıkıcılarla güzelce bir yolumuzu açalım dostlar. Güzel, hemen büyücülerle destek 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 destek, süper. Şimdi buradan atıcılarımızı yollayalım arkadaşlar. Atıcıları attıktan sonra lan golemlerin canı nerede o kadar gitti. Şimdi hemen buradan cadılarımızı da yollayalım, süper. Burada hemen madencilerimizi yollayacağız arkadaşlar. Bir tane büyücümüz de kalmış, onu da yolladıktan sonra 10 numara olacak.
La köşeye kaymayın lan, köşeye kaydılar askerlerin çoğu arkadaşlar. Hemen buraya bir dondurma büyüsünü attıktan sonra bir öfke büyüsünü buraya atacağım. Kraliçenin olduğu kısma bir şifa büyüsü, büyük koruyucunun özelliği derken pert oldu ortalık arkadaşlar. Gerçekten çok kötü saldırdık. Tekrardan bir öfke büyüsünü atacağım. Maksat oradaki merkez binayı da indirebilmek olsun arkadaşlar. Kraliçemizin özelliği, hadi bakayım, kullanmayacağım. En son kullanacağım onu da. İndirebilsek süper olacak. Hadi bakayım. Oradaki hava taktik uçağını da indirdik. Süper. Bakalım nasıl gidiyor. Oradaki depoları da alabilirsek efsane ötesi olacak arkadaşlar. Depolar bizim için önemli. Altına kadar çok alırsak bizim için o kadar iyi olacaktır. Ve altına da ihtiyacım var. Bayağı bir ihtiyacım var arkadaşlar. Kara iksirden, iksirden bile daha çok ihtiyacım var. Şimdi oradaki bir depoyu indirebildik. Süper. Orada X'ini indirebilsek güzel olacaktı. Okçu kulesi odaklanmış kraliçe arkadaşlar. Bir vursa güzel olacak. Bir tane vursan yeterli olur ya bizim için. Güzel güzel, gayet iyi saldırdık arkadaşlar. 2 yıldızımızı da aldık. %57. Bakalım yüzde toparlayabileceksek bekleyeceğim. %58 oldu. 1 dakika vardı arkadaşlar. Yüzde toparlayabiliriz. %60'ın üstüne çıkarabiliriz aslında. Çünkü ne kadar çok yüzde çekersek o kadar bizim için bonus ganimet demek. Ve buradaki bonus ganimet de gerçekten fevkalade arkadaşlar. Hadi bakayım, %60 oldu. Kalkan 14 saatliğine aktif hale geldi. Süper. Hadi bakayım, indirebilsek güzel olacaktır. İki atışa dayan, iki havan topuna da dayanabilecek mi bu bakayım büyük koruyucumuz? Bir tanesine daha dayanabilir. Hadi elinden geldikçe altın kasmaya çalışıyor. Dostum benim ya. Dedemize bak be. Helal olsun, gerçekten %60 aldık. Gayet güzel bir ganimet de aldık arkadaşlar. İksir kötü ama olsun. 200 binden telafi etmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan bakalım ordumuz hazır halde mi? Şuradan bir golem isteği de atalım arkadaşlar. Gayet güzel olacaktır. İki savaştır. Klan kayısı çıkmıyor arkadaşlar. Zehir büyüsünü kullanamadık. Hemen buradan bakalım ya da çıktı mı? Hatırlamıyorum ki. Burada bir duvar yıkıcı daha bassak güzel olacaktır. Altısan duvar yıkıcı. Biz burada golemlerimiz çıkmış mı bakayım ben. Golemler de hazır arkadaşlar, gayet güzel. Pek bir şey yok ya, bu orduyla saldıracağız arkadaşlar. 20 dakika var ordunun bekleme süresi. Burada askerlerimizin çıkması falan. En iyisi 20 dakika sonra görüşmek üzere. Hatta böyle yapayım arkadaşlar, hiç köye girmeyeyim, direkt karşınıza güzel bir ganimetle çıkayım. Evet sevgili dostlar, burada çok güzel bir köy bulup geldim. Şurada iksir çok fena duruyor. 500 bine yakın iksiri var arkadaşlar. Şimdi nereden saldırırsak, ben taktik hava uçağının olduğu kısımdan saldırmayı planlıyorum. Her türlü büyüğümüzden ürettim arkadaşlar. Şimdi hemen buradan atalım depremlerimizi güzelce. Oradaki hava savunmaları indirebildikten sonra balonlarla diğer taraftan saldıracağız. Bakalım nasıl bir saldırı olacak. Hemen bir golemimizi buradan, bir golemimizi de buradan güzelce attıktan sonra teker teker tüm büyücülerimizi yolladık arkadaşlar. 6 tane duvar yıkıcı üretmişiz. Biraz fazla sanki ama olsun. Şimdi buradan geri kalan cadılarımızı atalım. Buradan büyük koruyucu ve kraliçeyi de yolladıktan sonra kraliçeyi ben bırakacağım hemen arkadaşlar. Cehennem kulesinin üstüne ve taktik hava uçağının üstüne bir şey bıraktım arkadaşlar. Dondurma büyüsü, ayrıyetten de bir zehir büyüsü bırakıyorum. Bir öfke büyüsü çok fevkalade olacak buraya. Büyük koruyucunun özelliği 10 numara olacaktır diye düşünüyorum. Hemen öldüler mi oradakiler? Sanmıyorum öldüklerini. Şuraya bir şifa büyüsü. Nereye atayım şifa büyüsünü? Hiç bilmiyorum ki. Şifa büyüsünün şu an gerek yok arkadaşlar. Geri kaldı burada. Balonlarımızı salalım arkadaşlar. Balonlar burada çok iyi iş görecektir. Balonları bıraktıktan sonra hemen şurada bir balonumuz kaldı. Onu da bıraksak güzel olacaktır. Aldık mı acaba köyü düşünüyorum. Sanmıyorum aldığımızı ama olsun arkadaşlar. İyi saldırdık. Her türlü askerden vardı. Elimizden gelen en iyisini yaptık. Burada amaç şu an yüzdeyi tamamlayabilmek. Hatta alabiliyorsak oradaki canım kulesini indirsek güzel olacaktır arkadaşlar. Burada kraliçenin özelliğinde bastım. Süper oldu. Oradaki X'ini indirdi. Hava savunmasını indirdi. Çok saçma daldım biliyorum ama kötü değildi arkadaşlar. Güzel bir saldırı oldu. Çok eğlenceli bir saldırıydı. Çok az canı kaldı bu cehennem kulesinde. Sıkıntı değil. Aldık zaten alacağımız kadar arkadaşlar. Cadılar bayağı bir oyaladı. Bakayım bir şey kaldım. Burada bir hız büyüğümüz varmış. Keşke onları balonları üzerinde kullansaydık. Gerçekten saçma bir saldırı oldu ama eğlenceli bir saldırıydı arkadaşlar. Olsun, sıkıntı değil, hemen tamam deyip eve geri dönelim. Umarım beğendiniz arkadaşlar videomu. Gerçekten eğlenceli bir video oldu. Güzel saldırılar yaptık. Değişik saldırılar yaptık. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Güzel bir like patlaması bekliyorum sizlerden. Tekrardan adam akıllı ordumuza geri dönüş yapalım. Şuradaki hız büyüğümüzü sildikten sonra bir büyü basalım buradan arkadaşlar. Hangi saldırı yaptık en son? Hatırlamıyorum ama en son saldırıma geri dönmek istiyorum arkadaşlar. Burada her zamanki kullandığım saldırı ejder saldırısı arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Yeah.